Saygıdeğer öğrenciler, bugün okul başkanlığına adaylığımızı koyuyoruz. Hayırlı olsun. Oley. Bize oy vermeniz, bizim de seçilmemiz karşılığında yapacağımız ilk icat okulun bahçesine halı saha yapmak olacak. Oley. İcraatlerimiz bununla da bitmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kafasına dayanıp 2 gün okul, 5 gün tatil ilan edeceğiz. Bitti mi? Hayır. Bu gençler yarak mı yesin? Oley. Biz seçilmemiz dahilinde kantinlere %50 indirim de yapacağız. Peki Sayın Başkan, okul tuvaletlerimiz ne olacak? Peçete ve sabunlarımız yok. Öğretmenler tuvaleti ne güne duruyor? Oradaki bütün peçete ve sabunları öğrenci tuvaletlerine aktaracağız. Biraz da öğretmenler götünü silmesin. Oley! Helal olsun. Okul müdürümüz bize çok sert davranıyor. Onu ne yapacaksınız? Onu görevden alacağız. Müdürsüz de okul döner. Peki ya müdür yardımcısını? Onun da amına koyayım, onu da kovuyorum. Ben bilmiyorum artık size daha ne yapayım. Domalayayım da iki posta atın. Öğrencilerimize feda olsun. Oley! Gel. Hocam, derse katılabilir miyim? Niye geç kaldın oğlum? Hocam biliyorsunuz ben taşmalı öğrenciyim, köyden geliyorum. Bugün minibüs gelmedi, ben de yürüyerek geldim, o yüzden geç kaldım ya. Sen iki gündür aynı şeyi söylüyorsun. Düneyin de gelememişti minibüs. Neden? Düneyin şoför hastaymış, o yüzden gelememiş. Peki bugün niye gelmedi? Bugün de ölmüş hocam. Hastalık ciğerlerine sıçramış. Ya lanetli misiniz siz amına koyayım? Tabbenin köyünden mi geliyorsunuz? Bir gün şoför hastalanır, öbür gün ölür, öbür gün çık dışarı, yangın çıkar. Bilmem ne oldu. Geç lan, köce bana musallat olmayın da başka bir şey istemiyorum. Tövbe estağfurullah, tövbe. Bir de hocam yarın da geç kalabilir. Çünkü şoförün cenazesi var. Siz de katılmak isterseniz sizi de bekler. Sikir! Ne işim olur lan sizin cinli köyde? Şekerim düştü. Lan Süleyman, acıkmış gibisin. Bir yer bir bakar, kıyamet ondan kopar. İnsan bir arkadaşına da ikram eder, çaka. Gidin başından. Bunlar işe yaramıyor. Şekerimi ancak bu dengeleyebilir. Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz ortalığı dağıttım ama şekerimi yeni yeni dengeleyebiliyorum. Toplarım ben, merak etmeyin ya. Acıkmıştım da biraz. 1, 2, 3, 4, 5. Ya böyle maç olmaz ki. Biz 5 kişiyiz, siz 4 kişisiniz. Sonra sizi damaltacağız. Siz de bahane bulacaksınız bizim takımımız eksik diye. Size bir adam daha bulmamız lazım. Aga biliyorum hoşlanmıyorsunuz da. Berkcan'ı mı çağırsak? Başka adam kalmadı ki zaten. Ulan var ya, kimlere kaldık? Mecbur çağıracağız. Lan Berko! Berko! Ay ne var be, hayvan gibi bağırıyorsun. Berko, Berko, beni rezil ediyorsun. Benim adım Berkcan bir kere. Evet tamam Berkcan. Futbol oynayacağız da karşı takımda bir eksik var. Gelir misin? Ay gidin başımdan. Sizinle uğraşamam. Ben kızlarla voleybol oynayacağım. Oğlum sen de hep kızlarla oynuyorsun. Gel biraz bizimle takıl. Hem biraz kaynaşırız. Belki birazcık erkek olursun. Neden anlamıyorsunuz? Sizinle keyif almıyorum. Birbirinize vuruyorsunuz, küfür ediyorsunuz. Benim bacağıma vursanız ağrıyacak. Ama kızlar öyle mi narin narin oynuyor? Terbiyesizle gidin başına ya. Aman bunun tribini mi çekeceğim lan? Siktir! Gelmezsen gelme, yavşak! Seninle tribini mi çekeceğiz lan? Bana bakın. Bir daha kim bu Berkan yavşağına selam verir? Aramızı almaya çalışır. Arvadını sikerim, takımdan kovarım. Kaptan ben değil miyim lan? Tek kale maç oynayacağız. Dördedir. Sen geç lan kaleye.
Şükür kızlar ya, sonunda bir araya gelebildik. Çünkü size anlatmam gereken çok önemli bir konu var. İnsanı merakta bırakma da söyle, ne için topladın bizi buraya? Bizim sınıftaki Emir var ya, bir haftadır beni rahatsız ediyor. Her teneffüs, her okul çıkışı gördüğü yerde koluma yapışıp seni seviyorum, lütfen çıkalım diyor. Ne yapacağım ben bununla? Sana da mı be? Ne demek sana da mı? O Emir var ya, uzun süredir beni de rahatsız ediyor. Hatta dünyanın benim yüzümden kızlar tuvaletine girdi. Hademe görüp kafasında çekmez kırdı o sapın. Sizinki de bir şey mi be? Benim babamın banka hesabına yüklü miktar da para yatırmış. Açıklamasına da kızınızı istemeye geleceğiz. Bu da başlık parası yazmış. Ya bu yavşak hepimizin peşinde mi şimdi? Gerçekten hiç şaşırmam. Bana bile yazdı olmuştu. Berkcan, senin sesin ve davranışların hiç öbür erkeklerinkine benzemiyor demişti. Hemen engelledim ayıyı. Aa, selam millet, ne haber? Emir, burada ne arıyorsun be? Sen bizi mi takip ediyorsun? Ne takip edeceğim ya? Kızlar tuvaletine girince okuldan kovuldum. Ben de bu kafede işe başlayayım dedim. Ne içersiniz? Size ısmarlayayım. Uf. Tamam, bir daha tekrar edelim. Eşeğli üreme, sikiş üreme, eşeğsiz üreme, terbiyeli üreme çeşidi. Lan Mert, ne yapıyorsun orada oğlum? Kendi kendine konuşuyorsun. Kanka, biyoloji çalışıyorum ya, malum sınavlara da az kaldı. Yine herkesten yüksek almam lazım. Oğlum zaten yeterince çalıştığın sırada götünün izi çıktı amına koyayım. Gel, 2 dakika teneffüsün var, ona da hava alalım bir zahmet. Benim hava almaya ihtiyacım yok. Benim alacağım tek hava bu silginin havasıdır. Böyle... İçime çekince rahatlıyorum. Ders çalışmam lazım. Rahat bırak beni. Oğlum harbi ne tuhaf insansın lan. Derslerle kafayı bozmuşsun. Ne bir yaşantın var, ne bir sosyal hayatın var. Oğlum değişiksin ha. Sana söyleyeyim, böyle hayat olmaz. Doğru. Kafayı derslerle bozdum. Ama hayatımda tek zevk aldığım nokta da bu. Sınavlar açıklandığında sınıfta tek yüksek not alan kişi ben olmuş oluyorum. Sizin ise yüzünüzde bir hayal kırıklığı, bir üzüntü görüyorum. İşte gece uyurken o haliniz benim gözümün önünden gitmiyor. Onu düşünüp 31 çekiyorum futursuzca. Beni anlayamazsınız. Oğlum seni niye anlayalım? Sapık mısın sen amına koyayım? Git bir doktora görün lan. Daha fazla üstüme gelme. Yoksa seninle eşeğli üreme yaparım. Git! Duyduk, duymadık demeyin. Ohe, yine geldi mi sıra elçisi? Peynir, ekmek yemeyin. Haber duydum, öleleyin. Evet, hepiniz beni iyi dinleyin arkadaşlar, anlatıyorum. İngilizceci Mehtap Hoca hamileymiş. O yüzden bu dönem İngilizce derslerimize Akif Hoca girecekmiş. Ne alakaysa kendisi müzik öğretmeni. Aman, ben de bir şey oldu sandım. İngilizceci Mehtap Hoca her yaz tatilinde sevişiyor. Dönem başı hamile kalıyor. Kışın izin alıyor. Dönem sonu da doğuruyor zaten. Farklı bir haber yok mu? Siz daha asıl bombayı duymadınız. Bizim müdür neden 2 haftadır okula gelmiyormuş biliyor musunuz? Hepimize hastayım demişti. Halbuki baldızıyla yakalanmış. Boşanma sürecindeymiş eşiyle. Pis sapık. Zaten onda hep belli bir haller vardı. Bak, bu habere şaşırdım. Ama daha çok şaşırdığım bir nokta var. Sen bu haberleri nereden alıyorsun Sude? Ya sana ne be, sen de benim çevremi kıskanıyorsun. Senin hakkında da çok şaşırabiliyorum. Ama merak etme, açıklamam. Özellikle geçen hafta Bağsur ameliyatı olduğunu, rahatça oturamadığını hiç kimseye açıklayamam. Aa, sınıfta yanlışlıkla ağzımdan kaçırdım. Vay orospu, bunu nereden öğrendin lan? Hastane kayıtlarını mı inceledin? Bakın, benim üstüme gelirseniz, beni zorbalamaya kalkarsanız sınıfta kim kimden hoşlanıyor, kim kimle çıkıyor, her şeyi anlatırım. Bütün rezil anılarınızı, ailenizdeki sıkıntıları, her şeyi detaylarına kadar biliyorum. Hepsi beynimde. Tamam mı? Gidin başımdan. Sizi rezil etmeyeyim. Lanet olası. Çok güçlü. Sınıftaki herkesin hayatını ezberlemiş. Bizi sonun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçek bir MİT ajanıyla karşı karşıyayız. Noturun çocuklar, noturun. Ben yeni edebiyat öğretmeniniz Lütfi Yılmaz. Bu dersi tanışmaya adayacağım. İnsanlar birbirini tanımadan etkileşim kuramaz, anlaşamaz der şairlerimiz. Örneğin sen evladım, adını, soyadını ve yaşantını kısa bir şekilde anlatır mısın? Bir sıkıntın mı var yavrum? Hocam, o arkadaşımız pek konuşmayı seven biri değil. Evladım, böyle yaparsan seni disipline sevk etmek zorunda kalacağım. 5 4 3 Kendini ifade etmeye mi çalışıyor? 1